Thank you for welcoming me. Yes, it's not a long period that I'm here, but for now everything's go very well. I adapt very quick on the team. Obviously, Oršić, Višća and Bardi helped me a lot, but not only them, all the players and the staff around, starting from the coaching staff, the medical people around. Everyone helping me. Also, first week I was being in Trabzon. They helped me a lot to adapt on the city, to find apartment and all these things. So I feel very warm welcome here and feel very good. Öncelikle hoş geldiniz dileklerinizi teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi çok uzun bir süre olmadı buraya geldiğinden itibaren ama çok hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim. Bu adaptasyonun hızlı olmasında tabii ki Oršić, Višća ve Bardi gibi oyuncuların büyük katkısı var. Onların tabii ki bana büyük yardım oldu ama sadece onlar değil, diğer bütün oyuncu arkadaşlarımız, teknik ekip, çalışanlar, sağlık departmanı, bizim etrafımızda çalışan insanlar hepsi çok yardımcı oldular. İlk haftadan itibaren aslında bu sıcak karşılamayı hissettim. Trabzon'a gittiğimiz anda ev bulma konusunda olsun, diğer bütün yardımlar konusunda da olsun, herkes gerçekten bize çok sıcak davrandı. Tabii ki de bu da adaptasyonumu olduğunca hızlandırdı. Thank you for welcoming me. Yes, the coach wants that we contribute to the attacking side also. First of all, of course, we are defenders. We need to defend, but in modern football, fullbacks are going a lot of to attack also, to contribute with the assists or goals even better. I like that type of the football. I like to go forward. I like to try to assist, to score. Also, so of course, coach have his own ideas, and I need to adapt on that. I'm trying to learn every day about how he wants the team play, how he wants that fullbacks playing. But I have a lot of experience, so I will catch that very quick. As you said, yes, we played the first game already. Everyone played 45 minutes, and this type of the games, like friendly matches, you can catch the things very quick, very fast with the team. So I'm happy how it went for the first game. So we are still on our way to be in the perfect shape, and also that same with me. This is preseason, and we need to give our best to be in the perfect shape when the season starts. Öncelikle hoş geldiniz dileklerinizi için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum yine. Sizin de bildiğiniz gibi modern futbolda artık beklerin hücuma katkısı da olmak zorunda. Bizler tabii ki öncelik olarak savunma oyuncusuyuz. Önceliğimiz tabii ki savunma yapabilmek ama artık modern futbolun gereklilikleri, modern futbolun sizden beklentileri, hücuma da aynı şekilde asistleriniz ve gollerinizle katkıda bulunmak. Tabii ki hocamızla konuştuk. Hocamızın kendi fikirleri var. Hocamızın bek oyuncularından beklentileri var. Ben de bunu en iyi şekilde öğrenip, en iyi şekilde adapte olup hocamızın beklentilerini, hocamızın benden istediklerini en iyi şekilde sahada yapmaya, sahada bütün hücum oyuncularına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben bir bek oyuncusu olarak da saha içerisinde özellikle hücum anlamında hem asistlerimle hem gollerimle birlikte takıma katkıda bulunmaya çalışan, önde oynayan oyuncularımıza hep katkıda bulunmaya, onlara yardımlar yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Aslında dediğim gibi yine benim de adaptasyonum tabii ki gün gün daha iyiye gidecek. Hocamızın benden isteklerini karşılamaya çalışacağım ben de elinden geldiği şekilde. Hazırlık maçından bahsetmiştiniz. 45 dakika oynadı bütün oyuncularımız, bütün arkadaşlarımız 45'er dakikalık bir maçı oynadılar. Bizim adımıza iyi geçtiğini söyleyebilirim aslında. Çünkü maç daha iyiye gidiyoruz. Takım olarak genelde iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum ben o gün itibariyle. Biz doğru yoldayız. Elimizden gelen en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. Çünkü bu kamp dönemini de bir sonrakinde oynayacağımız ilk resim maçımıza hazırlık dönemi olarak değerlendiriyoruz. Ve en iyi halimizle oraya kendimizi taşıyabilmek istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Thank you for all my mocking. Yes, I'm a left fullback, so generally I didn't play left center back, so I'm clearly left back or sole back. To be fair about my teammates, now in first, let's say, 2 weeks, how I'm with them, I can say only good words. First of all, the most important thing is as a people. All my teammates are very good.
They help me a lot. Not they have also a lot of qualities as a players. Otherwise, they would not be here. They're very professional, all of them, and I really like that. It's always good to have good competition. It push each other to train better, to play better, and then obviously to help the team to achieve better results. So I can say only nice words to everyone. Öncelikle yine hoş geldiniz dediğinizi teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Aslında ben kendimi bir sol bek oyuncusu olarak tarif edebilirim. Sol stoper pozisyonunda çok fazla oynamadım. Dolayısıyla kendimi bir sol bek oyuncusu olarak değerlendirebilirim. Aynı pozisyonda oynayan takım arkadaşlarımla ilgili şunu söyleyebilirim. Açıkçası çok fazla bir süre geçiremedik beraber. Yaklaşık 2 hafta, belki ondan biraz daha fazla bir zaman dilimi geçirebildik, ama çok fazla bir zaman dilimi değil. Ama yine de bu kısa süreçte dahi o arkadaşlarımın gerçekten özellikle insan olarak, bir kişi, bir değer olarak çok değerli, çok iyi insanlar olduğunu görebiliyorum. Zaten kaliteleri belli. Kaliteleri olmasaydı eğer Trabzonspor'da burada olmazlardı diye düşünüyorum tabii ki. Gerçekten hepsi de çok profesyonel insanlar. Takım içerisindeki rekabet, iyi bir rekabet her zaman sizi ve takımı daha ileriye götürür. Daha iyi antrenman yapmanızı sağlar, daha iyi performans vermenizi sağlar, daha iyi maçlar çıkarmanızı sağlar. Ben de bu rekabetin hem onlar adına hem benim adıma gerçekten çok faydalı olacağını ve takıma da katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yes, I had some other offers from Europe also. But the thing is why I chose the Trabzonspor, it's very simply because they convinced me very fast to come in Trabzonspor. Because when that talk about Trabzonspor, when that story started, I get the call same day from the coach, and I see in that conversation his desire that I come in club. He said immediately he will talk with the president to make it faster, which makes me happy in the moment already. And in next 2 or 3 days we make a deal, so it was very fast, very quick, which shows me that club really wanted me, that coach really wanted me. Obviously, before I decide to go 100%, I spoke also with Orsic in that moment, with Benkovic also. They said me a lot of good things about Trabzonspor. I knew that I'm coming in the big club. The club that wants to compete for the top place, who want to win every game, who want to win trophies, and that's what also motivated me a lot. So yeah, I had other offers, of course, but it was for me and more for my family a very simple decision, and I'm very glad and very happy that I'm here, my family also, so I hope we're gonna enjoy. Öncelikle teşekkürler. Evet, başka teklifler aldım. Avrupa'dan da dahil olmak üzere başka kulüplerin tekliflerini aldım. Ama Trabzonspor'un beni ikna süreci çok hızlı oldu. Çok kısa gelişti aslında süreç. Şöyle gelişti diyebilirim aslında. Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduktan sonra hemen ardından hocamızdan bir telefon geldi. Hocamızla yaptığımız görüşmede beni ne kadar istediğini, beni ne kadar takımda görmek istediğinden bahsetti. Zaten konuşmamızın sonunda da başkanımızla görüşeceğini, süreci olabildiğince hızlandıracaklarını ifade etmişti. Sonrasındaki gelişen süreçte de 2-3 gün içerisinde de zaten anlaşma tamamlanmıştı bile. Dolayısıyla Trabzonspor'un da görüşmelerimiz çok hızlı ve çok kısa gelişti. Ve benim açımdan da karar alabilme açısından da çok kolay oldu ve çok basit oldu diyebilirim. Tabii ki ben %100 gitme kararı almadan önce takımda burada tanıdığım arkadaşlarımla, o dönem örneğin Benkovic'le, o da yine bizim oyuncumuzdu, ve Orsic'le görüştüm. Onlar da bana Trabzonspor hakkında çok olumlu şeyler söylediler. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu söylediler, bunları ifade ettiler. Çünkü benim açımdan da böyle bir kulüpte oynamak, yani her maçı kazanmak isteyen, kupalar kazanmak isteyen, herkesle yarışmak isteyen, her yerde mücadele etmek ve var olmak isteyen bir kulüpte oynamak tabii ki her oyuncunun dileğidir. Benim açımdan da bunları düşündüğünüzde basit bir karar oldu. Ailem açısından da gayet hızlı ve basit bir karar oldu yine. Ve umuyorum da hep beraber bunun tadını çıkaracağız. Yes, it's hard now to say I will do that or not, but I'm thinking about that a lot. Of course, before I came here, I heard a lot of good things about Turkish football. I can see that in Turkish football people are investing a lot, bringing a lot of good players, so the league is going up
which is very good thing. I train a lot even before preseason. I'm doing now a lot to be ready and in the best shape as much as possible, because of course that I want to do that what I did in Rangers, same here, to contribute a lot to attack, to have a lot of assists, to help the team to win the trophies, you know. So that is my target. As I said before and previous, it's we are still defenders, which is very important to defend, to have the clean sheets, to get confidence from that, because it all starts from defending. But when we are talking about attacking, I want to have as much as possible assists, and I want to perform as the best I can to help the team to win, of course. Öncelikle bunu ifade edebilmek şu an itibariyle zor. Tabii ki kolay değil ama tabii ki bunun üzerine hep düşünüyorum. Ben de nasıl katkıda bulunabilirim, neler yapabilirim, neleri daha iyi yapabilirim üzerine düşünüyorum. Türk futbolunu gelmeden önce de değerlendirme fırsatı bulmuştum. Birçok takımın iyi yatırımlar yaptığını, çok iyi oyuncuların lige dahil olduğunu, katıldığını görebiliyorum. Bu da tabii ki hem oyuncular adına, hem lig adına, hem izleyenler adına çok iyi bir durum. Ben kamp öncesinde çalışmalarıma başlamıştım aslında. Çünkü kampa geldiğimde de kamp sonrasında da en iyi halimde, en iyi olabilecek halimde takıma yardımcı olabilmek adına bu çalışmalarımı sezon öncesinde sürdürmüştüm. Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Glasgow Rangers'ta katkılarım olmuştu hücum anlamında. Yine aynısını yapabilmek istiyorum. Tabii ki bunu şu an yapabilirim ya da yapamam demek kolay değil. Bunu saha içerisinde göreceğiz. Ama aynı katkıyı yine ben de vermek istiyorum asistlerimle. Takımın kazanacağı kupalara, takımın kazanacağı maçlara ve başarılara aynı şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Ama bir önceki soruda aslında bahsetmiştim. Bizler savunma oyuncularıyız. Savunma oyuncuları için en önemli şeylerden bir tanesi kaleyi gole kapatmak. O gün, o an, o maç gol yememek. Ben de bunu yaparak bundan kazanacağımız özgüvenle birlikte hem de ön tarafta da yapacağım asistlerle ve gollerle birlikte takıma olabilecek en iyi şekilde katkıda bulunmaya çalışacağım. So you asked me about teammates, yes, about team. In 2 weeks I very happy with the team, with the style of play, how the players working, how the players want to play. You can see that they want to win, that what's very important to set the standards at the training, because everything starts from the training and then you go to game with that mindset. So I like how we train. You asked me about Aaron, yes. As I said before, first of all, he's a very good guy, very kind guy, always laughing, always smiling. As a player, I think he have a lot of qualities also. It's hard, of course, to talking now after 2 weeks, and maybe it's not on me to talk too much about that, but obviously it's not coincidence that he is in Trabzonspor, that he is playing every year 30 matches or more, also playing for Turkey national team, so he's a very good player, of course, and as I said, very good person. And you asked me about a contribution to Turkish league. What can I bring? Listen, first of all, I'm not the type of the guy who is talking to media too much about myself, because it's more important that I talk on the pitch, and that's the only important thing. Now to talk some big things, I don't want only what I want to say, that we are training hard, I'm training very hard, trying to be in the best shape when the season starts, and I think that then you will have every week or every 3-4 days place to talk, and that's the pitch, that's the most important thing, to win and to make our fans happy. So that's it. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayalım isterseniz. 2 haftalık bir çalışma sürecim oldu aslında sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu çok fazla uzun bir süre değil oyuncuları yeterince tanıyabilmek adına. Ama şunu söyleyebilirim. Takımın çalışmasından, takımımızın oyun tarzından, bütün arkadaşlarımızın çalışma isteğinden, arzusundan inanılmaz derecede mutlu olduğumu ifade edebilirim size. Bütün arkadaşlarımız, bütün oyuncularımız kazanmak istiyorlar. Bütün hepsi iyi performans göstermek ve iyi oyunlar, iyi maçlar çıkarmak istiyorlar. Böyle şeyler antrenmanda başlar. Eğer antrenmanda kafa olarak kazanmak isterseniz, antrenmanı kazanmak için yaparsanız, maçlara da yine aynı şekilde çıkarsınız. Aynı mental hazırlıkla çıkarsınız. Ben de hep bunu değerlendirmiş, bu şekilde görmüş bir insanım. Eren Elmalı ile ilgili bir sorunuz olmuştu, forma rekabetiyle ilgili. Eren'i şöyle tarif edebilirim aslında. Kendisi çok iyi, çok nazik, çok kibar biri.
hep gülümseyen bir insan ve oyuncu olarak da 2 haftada görebildiğim tabii ki çok yüksek bir kalitesi var. Milli takımda oynaması, o her sezon 30'dan fazla maç oynaması, Trabzonspor'da olması, Trabzonspor'da başarılı performans göstermesi tabii ki tesadüf değil. Bu tabii ki onun kaliteli bir oyuncu olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Ve ligle ilgili bir sorunuz olmuştu, ligden bahsetmiştiniz. Ligle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben aslında kendisinden çok fazla bahseden ya da basına konuştuğu anlarda kendisinden çok fazla konuşan bir insan hiç olmadım. Öyle bir oyuncu hiç olmadım ama şundan bahsedebilirim. Bizim için, oyuncular için konuşulacak yer saha içerisinde. Her hafta yapacağımız mücadele, 3 ya da 4 gün içerisinde göstereceğimiz performans, maçlar bizim için konuşma alanları aslında. Ben de en iyi şekilde, en iyi performansımı sahada verip, en iyi konuşmamı sahada yapabilmek istiyorum. Dolayısıyla ligi de tabii ki olabildiğince elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ama bizim için, oyuncular için en doğru yerin, konuşmak için en doğru yerin saha içi olduğunu düşünüyorum.